Az TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha karşınızdayız. Bugün Nev Esentep Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı doçent doktor Ufuk Arslan konuğumuz olacak. Hocamızla obezite cerrahisi üzerine konuşacağız. Sizler de merak ettiğiniz soruları 224 olan koduyla 261, 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilirsiniz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz diyerek hocamıza dönelim ve konuyu detaylandıralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Çok teşekkürler. Siz de nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Bugün obezite cerrahisini konuşacağız. Evet. Obeziteyi aslında artık bir farkındalık oluşturduk. Çünkü bir halk sağlığı sorunu haline çok geldi. Ciddi, çok eskiden ciddi. Amerikan filmlerinde izlerdik. Şişman, obez insanları orada görürdük ama artık ülkemizde de çok fazla obez olan insanları görüyoruz. Çok obezite fazla. Cerrahisi de oldukça gelişti. Artık diyetle, sporla zayıflayamayan insanların vücut kitle indekslerinin yüksek olduğu insanlar ve artık sağlık problemi ortaya çıkan insanlar obezite cerrahisine yöneliyor ve birçok da araştırma yapıyor konuya dair. Detaylandıracağız, işin uzmanından alacağız yanıtlarını ama obeziteye dair neler söylemek istersiniz hocam? Yani şimdi obezite dediğimiz şey sizin de söylediğiniz gibi artık çok yaygınlaştı. Daha önce Amerika'da çok çok yaygınken şimdi Türkiye'de de ne yazık ki dünyada 4. sıraya ulaştık, Avrupa'da 1. sıraya ulaştık. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Hani bunları konuşuruz ama çok ciddi bir halk sağlığı problemi obezite. Biz bunun cerrahi kısmında yer alıyoruz. Ama hani demiyoruz ki her hastaya cerrahi yapalım. Evet. Uyguladığımız hastalar var, uygulamadığımız hastalar var. Farklı branşlarla birlikte olup karar verdiğimiz hastalar var. Ama obezite gerçekten hem dünya sağlığı için, hem ülkemiz için, hem Sağlık Bakanlığı için ciddi bir maliyet, hastalar için yaşam süresini kısaltıyor, ek hastalıklara neden olabiliyor vesaire. Bununla mücadele edilmesi gereken ciddi bir problem. Tabii biz işin cerrahi kısmını detaylandıracağız ama birçok sebebi var dediniz hocam. Sadece fazla yemek yemek midir obezitenin nedeni, buna eşlik eden diğer risk faktörleri nelerdir? Yani şöyle, obezitenin nedeni aslında fazla kalori alımı ve az kalori harcanması. Tabii bunun birçok faktörü var. İşte besin endüstrisinin fast food'a kayması, işte bilgisayar sektörünün, cep telefonlarının, oyunların, hareketsiz yaşamın, sedanter yaşamın ve genetik faktörlerin en çok obeziteye etken olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında işte daha az obezite nedenleri yapan bazı hastalık grupları da var. İşte böbrek üstü bezinin fazla çalışması, işte Cushing hastalığı, ne bileyim işte kortizol kullandım hocam, işte ne içsem yarıyor, ödem bunlar atamıyorum gibi birçok nedenleri de söyleniyor. Ama asıl söylediğim nedenler fazla kalori alımı ve az kalori harcanması diyebilirim. Evet, o da aslında günümüzde yaşam şartlarının değişmesinden kaynaklı. Çünkü masa başında işlerde çalışıyoruz ya da kesinlikle bir yere giderken ulaşım aracı kullanıp hareket kısıtlılığımızı azalttığımız için ve üstüne de paketlenmiş hazır gıdalardan fazla beslendiğimiz için obezitenin de giderek arttığını görüyoruz. Peki şunu da soralım. Evet, bazı hastalıklar da obeziteye neden olabilir ama obezitenin neden olduğu hastalıklar nelerdir? Biz programımızda birçok hastalığı konuşurken fazla kilolu olmak en büyük risk nedenleri arasında gösteriliyor hocam ama en sık karşılaşılan hastalıklar neler obezitede? Ya bizi aslında en çok ilgilendiren konu herhalde bu olsa gerek. Hani obezite bir estetik kaygısı gibi görülse de sosyal olarak insanları toplumdan ayrıştırsa da iletişim anlamında, iş anlamında, kadın erkek ilişkisi anlamında birçok şey olsa da asıl bizi tedirgin eden şey obeziteyle beraber metabolik sendrom denilen bir sendrom var. Ve bu genetik faktörler de işin içerisine girdiğinde çok klasik hipertansiyon, damar hastalıkları, şeker, uyurken solunumun kesilmesi, uyku apne sendromu, kolesterol yükselmesi, karaciğer yağlanması ve kanser gerçekten bunlarla da yakından ilişkisi var. Bundan dolayı ciddi anlamda tedavisi
edilmesi gereken önemli bir hastalık grubunda yani. Evet. Peki tedavi yöntemleri nelerdir hocam? Cerrahi detaylandırmadan önce nedir? Obez bir birey uzmana başvurduğu zaman onun için nasıl bir yol izleniyor? Ya obezite, şimdi vücudumuz bir denge halinde. Birçok sistem var. İşte kas iskelet sistemi, işte sindirim sistemi, solunum sistemi, kalp damar sistemi gibi. Vücudumuzun dengede olmasını sağlayan kas oranı, yağ oranı, su oranı da var. Biz buna homeostazis diyoruz. Yani vücudun dengesi diyoruz. Bu denge yağ alımı, yağ kütlesinin fazlalaşması oranında arttığında ciddi anlamda sıkıntıya neden olabiliyor. Tabii bunları sınıflandırıyoruz biz. Bu hastanın yağ kitlesi ne kadar fazla? Yani biz bunu ameliyat edelim mi, etmeyelim mi? Veya kendiliğinden nasıl verdirebiliriz? Ya benim her zaman hastalarıma söylediğim bir şey var. Mümkünse kendiniz verin. Yani bunu çok yakın akrabalarımdan da yaşayanlar var. İşte 90 kilolardan 60 kilolara düşen veya 140 kilolardan 80 kilolara düşen, gerçekten azimli, kararlı, yaşam tarzını değiştirerek, hayat şeklini değiştirerek, beslenme alışkanlığı vesaire gerekirse sosyal çevresini değiştirerek bunu başaran hastalar var. Ama çok zor. Evet. Uzun ve meşakkatli bir yol. Gerçekten çok zor. İnsanlar bir miktar belki kolay olanı seçiyorlar. Çünkü ameliyatlar gerçekten çok efektif, çok iyi kilo verdiriyor. Hastalar çok memnun oluyorlar. Ama sonuçta bir ameliyat ve şunu düşünmemiz lazım bizler hekim olarak. Biz bu hastanın yerinde olsak gerçekten ameliyat olur muyuz? Kendimize ameliyat ettirir miyiz? Başka alternatif yöntemler nelerdir? Bu işin daha kolayı yok mu? Tabii ki birçok branş işin içerisine giriyor. İşte endokrinologlar işin içerisine giriyor. Onların medikal tedavileri var. Diyetisyenlerimizin kendi uyguladığı programlar var. İşte spor yapılması vesaire gibi birçok yöntem var. İşte medikal olarak işte tiroid fonksiyon değerleri bozuksa onların düzeltilmesi, bazı hormonlar bozuksa onların düzeltilmesi veya insan depresyondaysa dışarı çıkmıyorsa, iletişim kurmuyorsa, kendini yemeğe vermişse bir psikiyatrinin bunu düzeltmesi bile belki de ameliyattan kurtarabilir gerçekten insanları. Birçok yöntem var ama gel gelelim bizim bize ameliyat için gelen ve uygun gördüğümüz hastalara bizler neler yapıyoruz? Dediğim gibi bu çok önemli. Biz öncelikle bu hasta gerçekten kilo vermeyi denemiş mi? Gerçekten çaba sarf etmiş mi? Ve bunu ne kadar istiyor? Kilo vermeyi ne kadar istiyor? Hani tamam ameliyat komplikasyon oranlarımız çok ciddi oranda azaldı. Önceden çok daha ciddi komplikasyonlar vardı. Yani bunların da çeşitli nedenleri var. İşte malzeme kullanımı, teknik nedenler vesaire gibi birçok faktör var. Hani onlar başka konunun mevzusu ama bize gelen hastalarda işte ameliyata uygun mu bunu değerlendiriyoruz. Tabii ameliyattan önce vücut kitle indeksi diye her yerde konuşulan ve herkesin anlattığı şeyler var. Bunun belli oranları var. Yani bu vücut kitle indeksi, yağ oranı, ameliyata ne kadar uygun, belli bir oranın üzerinde olanları, işte ek hastalığı, yandaş hastalığı olanları biz ameliyata kabul ediyoruz. Ama bazen şunu da görüyoruz ki mesela 20 kilo fazlası var. İşte benim ideal kilom 80 kilo. Ben mesela 100 kiloyum. Ben ameliyat olmalı mıyım? Bence olmamalıyım. Ne yapabilirim? Yani buna neden olan faktörler dediğim gibi yani psikiyatriyse, diyetisyense, hareketsiz yaşamdan kurtulmaysa bunları gerçekten yapmam lazım. Cerrahiye gelene kadar bizim yine kendi uyguladığımız yöntemlerden mide balonu yöntemi var. Hani bunu uygulayabiliyoruz. İşte botoks yöntemleri falan diyorlar. Hani bu çok tartışmalı. Evet. Kilo verdiriyor, verdirmiyor, ne kadar verdiriyor gibi farklı şeyler de var. Ama bugün cerrahiyi konuşacaksak eğer kabaca vücut kitle indeksi yani kilogram bölü boyun karesi 35'in üzerinde olan ve yandaş hastalığı olan şekeri, tansiyonu, bu ilaçları kullanıyorsa, obstrüktif uyku apne, hipopne sendromu, hiperlipidemi gibi ek hastalıkları varsa veya 40'ın üzerinde olup bu hastalıkları yoksa gerçekten bir yıl süreyle ciddi anlamda kilo vermeyi denemiş ve başaramamışsa
aktif, ciddi bir psikiyatrik hastalığı yoksa biz bu hastaları obezite cerrahisine aday olarak gösteriyoruz. Yaş sınırlamamız var mı? En son geçen hafta 18 yaşında mesela bir kardeşimizi ameliyat ettik. Gerçekten bu saydığımız kriterlere uygundu ve kendisi kilo veremiyordu. Veya 60 yaş üstü ameliyat ettiğimiz hastalarımız olabiliyor. Tabii bunlarda hep kar zarar oranı yapıyoruz. Evet. Yani yaptığımız ameliyat veya aldığımız risk, attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değecek mi? Biz bu riski alıyoruz, tamam. Her şeyin bir riski var. Sonuçta bu bir ameliyat. Biz hiçbir hastamıza %100 bir garanti vermiyoruz tabii ki. Ama elde edeceklerimiz gerçekten buna değecek mi? Buna göre karar veriyoruz. Ve hastaların gerçekten bunu da istemesi gerekiyor. Ve şu çok önemli. Hastalara benim her zaman söylediğim şu. Biz obezite hastalığınızla mücadele etmeyeceğiz. Obezite bir yeme davranışı bozukluğu aslında. Yani psikiyatrik bir hastalık gibi düşünebiliriz bunu. Yeme davranışı bozukluğu. Biz bu davranışınızı değiştirmeyeceğiz sizin ameliyatla. Biz size sadece yardımcı olacağız. Bir yıl içerisinde sizin fazla kilolarınızın %80'ini, 90'ını verdireceğiz. Ve ne yazık ki gerisi size ait olacak. İşte bunlar da çok tartışılıyor. Hocam hangi ameliyatı olmalıyım? İşte tüp mideden sonra daha çok kilo alınıyor diyorlar. İşte bypass mı olsam, bypass'ın işte RNA gastrik bypass mı olsam, mini gastrik bypass mı olsam gibi hastalar bunları neredeyse bizden daha iyi biliyorlar artık. Hepsini araştırıp i̇şte, geliyorlar. Tabii yani şeker ameliyatları çıktı. İşte önceden ileal interpozisyon deniliyordu. Onlar biraz terk edildi. Transit bipartisyonlar, duodenal switchler, birçok ameliyat yöntemleri var. Ama tüm dünyada artık en çok kabul gören ameliyat tüp mide, sleeve gastrectomy ameliyatı. Daha önce Amerika'da RNA gastrik bypass ameliyatları ön plandayken, şimdi tüp mide ameliyatları ciddi anlamda daha ön plana çıkmaya başladı. Bunun en büyük nedenleri herhalde ameliyat süresinin kısa olması ve daha kolay uygulanabilir olması. RNA gastrik bypass bir tık daha böyle uygulaması teknik anlamda zor, tecrübe isteyen bir ameliyat. Ama biz hastalarımıza işte hangisine uygunsa tüp mide veya RNA gastrik bypass veya mini gastrik bypass ameliyatlarını yapıyoruz. Evet, aslında obezite cerrahisi için vücut kitle endeksinin 35'in üzerinde olması ve yandaş hastalıkların olması çok önemli. Öncelikle hastanın bu fazla kilolarından kendi çabalarıyla kurtulması önemli. Ama uzun bir süre diyet yapmasına, spor yapmasına karşın kiloları veremiyorsa artık işin içine psikolojik boyutu da giriyor. Kesinlikle, bu tarz hastalıklar. Hastalarda obezite cerrahisi uygulanıyor. Tabii sonrası da çok önemli. Çünkü evet bir operasyon gerçekleştiriyor ama hasta kendi beslenme tarzını değiştirmediği takdirde verdiği kiloları tekrar geri alıyor. Aslında onun için daha da zor bir süreç başlamış oluyor diyebiliriz. Kesinlikle. Yani ameliyat oluyorsunuz ve sonradan ya bir insanın gazlı içecek içme alışkanlığı olabilir. Günde 1 litre kadar bunu içiyor olabilir veya çikolata yeme alışkanlığı olabilir veya fast food yemeden yapamayabilir. Yani ben diyorum ki kilonuzu verin, tabii ki benim gibi her şeyi yiyebileceksiniz. Pizza da yiyebileceksiniz, fast food da yiyebileceksiniz, gazlı içecek de içebileceksiniz, çikolata da yiyeceksiniz. Ama belli bir düzende olması ben ne kadar yiyorsam siz de o kadar yiyeceksiniz. Yani bunu kendinize şey yapmanız lazım. Yoksa gerçekten obezite cerrahisi sonrası kilo alımları artık hiç de az değil. Çünkü ameliyat sayıları da çok çok fazlalaşmaya başladı tüm dünyada. Tabii bir endüstri haline geldi bu. Ama gerçekten çok etkili bir yöntem. Ama %20'lere, %25'lere ulaştı, hatta 30'lara ulaştığını söyleyenler de var. Bundan sonra revizyon ameliyatları yaptıranlar var. Revizyonun revizyonuna gidenler var. Ama asıl mesele bir insanın bunu ne kadar istediği, ne kadar uyumlu olduğu. Evet. Biraz da cerrahi kısmını detaylandıralım isterseniz hocam. Ne kadar zorlu bir operasyondur ve tek bir yöntem mi uygulanıyor obezite cerrahi istediğimizde? Yoksa az önce mide balonu, tüp mide, botokslardan bahsetmiştik. Yine obezite cerrahisinde de çeşitler var mı? Yani balon botoksu biz cerrahi olarak görmüyoruz. 15 dakikada işte günübirlik sedasyon anestezisiyle uygulanabilen bir yöntem. Bunu cerrahi dışı yöntemler olarak sayabiliriz. Cerrahi yöntemlere geldiğimizde aslında temelinde iki tip yöntem var. Birincisi
yememizi kısıtlayıcı, restriktif dediğimiz yöntemler. Bir de emilim bozucu, yani aldığımız besinlerin hem kısıtlanmasını hem de vücudumuza sindirilmesini, bağırsaklardan emilimini bozucu ameliyat yöntemleri var kabaca. Ya bunların ikisini içeren yöntemler de var. Hem tüp mide hem bypass'ı içeren ameliyat yöntemleri de var. Başka yöntemler de var ama biz kendi kliniğimizde daha çok tüp mide, RNA gastrik bypass, mini gastrik bypass, seçilmiş hastalarda işte şeker ameliyatı diye bahsedilen işte transit bir partisyon veya yine onlarda RNA gastrik bypass uyguladığımız yöntemler var. Bunların tabii hangisi en iyisi diye sorular geliyor. Bunların arasında en iyisi diye bir yöntem yok. En iyi yöntem en tecrübeli olunan, hastaya en az zarar veren, hastanın normal fizyolojik ve anatomik yapısını en az değiştirdiğimiz ve en iyi sonuç aldığımız yöntem. Bu bazen bazı hastalarda tüp mide olabiliyor, bazı hastalarda da bypass olabiliyor. Bunların birbirlerine kaba taslak şeyleri yok, artıları eksileri yok. Ama ben kendi hastalarıma tercihen genç hastalara çok fazla bypass ameliyatı yapmayı kendim yapmıyorum yani. Hani ben olsam ne yaparım diye düşünüyorum. Kendim herhalde bypass olmazdım diyorum. Böyle 40 yaş üstü, 45 yaş üstü, 50 yaş üstü, biraz daha aşırı kilosu olan, işte vücut kitle indeksi 50'nin üzerinde, süper obez boyutuna gelmiş hastalarda, kontrolsüz diyabet, kontrolsüz tansiyonu olan hastalarda, işte hemoglobin A1c değeri 8'in, 9'un, 10'un üzerinde olan hastalarda, insülin kullanan, insüline bağımlı hastalarda, RNA gastrik bypass ameliyatı metabolik açıdan bunları daha iyi dengeliyor gibi gözüküyor. Ama tüp midede bunları yapmıyor diye bir şey yok. Bir tık daha öne geçiyor bu konularda. Ameliyatı uygulama açısından ve ameliyat süresi açısından tüp mide ameliyatı bir tık daha öne geçiyor. Tabii kaçak denilen bir şey var. Hastaların korktuğu, işte sızma oluyormuş, kaçak oluyormuş hocam. Çok şükür bizim henüz böyle bir şey başımıza gelmedi. Ama tüm dünyada literatürde belli oranlar var. İşte %1-2 oranında kaçak görülebilme risklerimiz var. Bunların farklı nedenleri var. İşte artık çok kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Gerçekten o kullandığımız zımbalar güvenli zımbalar. İşte zımbaladıktan sonra mideyi tekrar dikişlerle kapatıyoruz vesaire. Bunların olmaması için elimizden gelen önlemleri alıyoruz. Az önce bir kar zarar ilişkisinden bahsetmiştiniz hocam. Obezite cerrahisini artılarıyla eksileriyle değerlendirecek olursak bizleri izleyenler ve bu konuyu da araştıranlar varsa neler söylemek istersiniz? Bu kriterleri sağlayan hastalar ve gerçekten bunu isteyen ama başaramayan hastalarda kesinlikle karlı olmuş oluyor. Hastaların memnuniyeti çok fazla oluyor. Gerçekten çok iyi kilo veriyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Hani bazı hasta gruplarında memnun olmayan hastalar da yok değil. Hani buna %100 diyemem tabii ki. Memnuniyet oranında %100 diyemem. Ama mesela bağımlı olan hastalar, işte normalde 5 dilim börek yiyebiliyorsa, bunu biz bir dilimle doyuruyorsak, bunu tolere edemeyen hasta grupları olabiliyor. Midesini genişletmeye çalışan, daha fazla yemeye zorlayan hasta grupları olmuş olabiliyor ve bu hasta grubu da aslında çok ameliyata uygun hasta grubunun olmadığını görüyoruz biz. Evet, peki sosyal yaşamlarına ne kadar bir sürede devam edebilirler cerrahi geçirdikten sonra? Toparlanma süreçleri nasıl ilerliyor? Artık obezite cerrahisini biz safra kesi ameliyatıyla hemen hemen eşdeğer gibi tutuyoruz. Hani bu safra kesi ameliyatı basit ameliyattır, kolay ameliyattır gibi algılanmasın ama hani ameliyat sürelerimiz artık 40 dakika, 1 saatlere kadar geriledi. Laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemlerle bu ameliyatı yapıyoruz. Karnı tamamen açmıyoruz. İşte diren kullanma oranlarımız azaldı. Ve hastalar ameliyattan sonra 6. saatte ayağa kalkıp yürüyorlar. İşte bir gün sonra sıvı gıdalarla beslenmeye başlıyoruz. Normal kendi işlerini kendileri görebilecek hale geliyorlar. Ben genelde 3 gün tutuyorum hastaları. Bu tabii ki değişebilir. Çok iyi o giden hastalarda 2 gün veya
böyle ağrısı olan veya iyi hissetmediğini düşündüğümüz hastalarda bu 5 güne kadar da çıkabilir tabii ki. Ve 3. günde taburcu ediyoruz. İşte bunun belli diyet periyotları oluyor. Diyetisyenlerimizle beraber kombine çalışıyoruz. Onların da fikirlerini alıyoruz. Onların da desteklerini alıyoruz. Psikiyatriyle beraber ortak çalışıyoruz. Onların da desteklerini alıyoruz. Ve kabaca bir hafta 10 gün gibi berrak sıvı gıdalar verip işte ikinci haftadan sonra püre dönemine geçip işte 3. haftadan 25. günden sonra artık normal eskisi gibi katı dönemlerine geçiyoruz yani. Evet, aslında en çok araştırılan soru obezite cerrahisi sonrası ne kadar bir kilo verilir ama sizin anlattıklarınızdan dolayı böyle bir rakam vermek de mümkün değil. Çünkü hastanın cerrahi sonrası yaşam tarzı çok önemli. Yine aynı şekilde yemeye devam ederse verilen kiloların tekrar alınma riski var demiştiniz. Burada aslında kişi kendi hayatını kendi şekillendirecek ve vereceği kiloyu kendisi belirleyecek aslında. Ve bazı revizyonlardan bahsetmiştiniz hocam. Öncelikle özellikle şunu söyleyeyim. Bunu sormak istiyorum. Bununla alakalı kabaca yani yapılan çalışmalar da var. Ama bir yıl içerisinde hastanın ideal kilosuna hemen hemen ulaşıyor. Fazla kilolarının %80'ini 90'ını veriyor. Tabii ki istisnalar hariç. Yani 3 ay önce ameliyat ettiğim bir hastanın 20 kilo verdiğini gördüm. Ve hani hastayı sorguladığımda beslenme alışkanlıklarına, diyetisyenin verdiklerine, işte verdiğimiz spora, işte desteğe bunlara uyduğunu söyledi. Bazen hani nadir de olsa böyle metabolizmanın yavaş çalışıp, yavaş hareket edip aldığı kalorileri daha az yakan hasta grubuyla da karşılaşıyoruz. Ama kabaca birinci ayda 15 kilo, 20 kilo kadar kilo verimi oluyor. Yani bir yıl içerisinde fazla kiloların %80'ini 90'ını vermiş oluyorlar yani. Evet. Peki ne zaman bir revizyon ameliyatı gereklidir hocam ya da ne zaman bir başarıya ulaşılmıyor cerrahi sonrası? Yani şimdi bir kere bir yılı bekliyoruz ilk etapta. Üçer aylık periyotlarda hastaların kontrollerini yapıyoruz. Bu arada obezite cerrahisi sonrası şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Tabii ki çok avantajları var. Ama safra kesesinde taş oluşma riskini de artırıyor mesela. Böyle bir gerçek var. Yani normal popülasyonda atıyorum 100 kişiden 10 kişisinde safra kesesi taşı oluşuyorsa obezite cerrahisi geçirenlerde 20 kişi de risk oluşuyor. Artıyor. Tabii hani hani bunları bir şey olarak göstermemek lazım insanlara. Hani mucizevi işte şöyle iyi, böyle iyi, %100 garanti kesin sonuç alıyoruz dememek lazım. Her şeyin bir artısı vardır, eksisi vardır. Genel anlamda olanları söylüyorum ben size. Genel anlamda iyi, tercih ettiğimiz, memnuniyeti yüksek bir yöntem. Bir soru sormuştunuz onu. Revizyon ameliyatlarını sormuştum. En son bir yıl çok önemli evet, demiştiniz. Revizyon ameliyatlarında bir yılı bekliyoruz bir kere. Hastalar ne kadar kilo vermiş bakıyoruz. Zaten o bir yılı beklemek lazım. Artık karın içerisindeki yapışıklıklar vesaire, karın içerisinin kendisine gelmesi bir yıl. Bundan sonra hasta ne kadar sürede kilo almış, fazla verdiği kilonun ne kadar fazlasını geri almış, vücut kitle indeksi, yeni vücut kitle indeksi ne olmuş? Yani biz ameliyat etmişiz hastayı, normal kilosuna ulaşmış veya vücut kitle indeksi 24'e, 25'e, 26'ya düşmüş. Vücut kitle indeksi tekrar 30'a çıkmış. Biz bunu ameliyat etmeli miyiz? Ben kendi adıma yine 35'in üzerine çıkmasını tercih ediyorum. Hani 30-31 birazcık kilo aldın, revizyon yapalım demiyorum. En az 2 yıl ameliyatın üzerinden en az 2 yıl geçmiş olmasını istiyorum. Ve verdiği kiloların %50'sinden fazlasını almış olması, hastayla da konuşarak revizyon cerrahisi endikasyonunu doğurabilir. Ama revizyonlar da şöyle düşünüyorum ben. Yani hastaya bir şans vermişiz. Bu şansını, kilosunu vermiş. Ve bu şansını iyi değerlendirmemiş. Şimdi hastaya ikinci bir şans vereceğiz. Acaba bunu iyi değerlendirir mi? Bu sefer gerçekten çok çok daha iyi konuşup, çok daha hastayla beraber olup, beraber karar verip, iyi karar verip revizyon ameliyatlarını yaptığımız hastalarda var, yok değil. Evet, artık süremizin de sonuna geldik hocam. Toparlayacak olursanız son mesajlarınız neler olur bizleri izleyenlere? Obezite cerrahisine gelene kadar obezite faktörlerini iyi bilip yeme davranış bozukluğumuzu veya yeme davranışı düzenimizi
normal bir hale getirmemiz gerekir. Hiçbir şeye %100 yapamayız. Tabii ki optimal koşullarda sağlayamayabiliriz bazı şeyleri ama %80 de olsa, %70 de olsa biraz daha dikkat edip obez olmamak, obezite cerrahisi adayı olmamak veya olmuşsak da bunu ilk etapta cerrahisiz çözmeye çalışmak, buna gayret göstermek herhalde vereceğimiz mesajların en önemlisi olmalı. Tabii ki bunu başaramayan veya obezite hastalığı boyutuna gelmiş hastalarda da güvenli ve tecrübeli kişilerde obezite cerrahisinin olmasını biz öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Evet, obezite cerrahisini detaylandırdık ama şunun vurgusunu yapalım. İş obeziteye gelmesin, sağlıklı, dengeli beslenme tarzı ve hareketli yaşamında vurgusunu yapalım izleyenlerimize. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı'nda bugün obezite cerrahisini konuştuk. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı doçent doktor Ufuk Arslan oldu. Bugünlük veda ediyoruz sizlere. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.